Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün "Can you find the hidden objects in these pictures? Find out" diye bir tane test buldum. O testi yapacağız şimdi. Testte arkadaşlar şu anda önümüzde gördüğünüz gibi bir tane fotoğraf çıkacak karşımıza. O fotoğrafta mesela burada find a cat diyor. Yani kediyi bulun diyor. Hemen bakalım. Bunların hepsi baykuş. İşte kedi burada. Değil mi? Şimdi böyle fotoğraflar verecek bize ve biz de burada kediyi bulacağız ya da istediği şeyi bulacağız. Bu ve bunun gibi şeyleri sadece bu sitenin verdiği istatistiklere göre %2'si bulabiliyormuş hızlı bir şekilde. Bakalım biz bu bulabilen %2'lik kısımda mıyız yoksa bulamayan %98'lik kısımda mıyız? Hadi öğrenelim. Tamam, şimdi bu testimizin ilk sorusu olacak. Az önceki sadece örnek bir soruydu. Şimdi bu testi yaptığımız sırada bulamazsak eğer click to flip diyerek asıl şeyini öğreneceğiz. Yani gerçekten nerede olduğunu öğreneceğiz. Bu arada videoya başlamadan önce söylemek istiyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan şuradan abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bak, teok geliyor. Find the letter T. It's not red. Diyor ki işte burada. T harfini bulun, kırmızı değil diyor. Aha, buldum. Buldum. Burada. Çevirelim. Evet, burada. Tamam, şimdi bakalım burada ne istiyormuş. Find the panda among these dogs. Burada köpeklerin arasında panda varmış. O pandayı bulmamızı istiyor. Hemen bir bakalım. Ben mouse'dan arayacağım. Daha kolay oluyor böyle. Eğer ki bulamazsak da flip yapacağız imeyici. Yani resmi döndüreceğiz. Aha, burada. Buldum. Evet. Mouse'da bulmak istediğiniz zaman çok kolay oluyor. Find the Queen Elizabeth. Not among this. Şeyi bulun. Aha, buldum. Buldum. Elizabeth'i bulun diyor. Kraliçe Elizabeth'i bulun diyor. Bulduk. Evet. Find the puppy. Yavruyu bulun diyor. Şu mu? Şu büyük ihtimal. Evet. Bak, ben %2'lik kısımdaymışım. Tamam. Find the four leaf clover. Four leaf clover. Bu mu? Şu işte. Şapkalı olanı istiyor herhalde. Hayır. Four leaf clover. Dört yapraklı gonca. Evet. Şimdi hatırladım. Dört yapraklı goncayı bulacağız burada. Burada 3 yapraklı var, bir sürü. Aha, buldum. 4 yapraklı. Evet. Find the cat among the owls. Az önce bunu bulmuştuk. Şurada, evet. Bunu az önce bulmuştuk. Burada pandayı bulmamızı istiyor. Mouse'la aramayacağım. Mouse'la aradığımız zaman çok kolay oluyor işimiz. Aynı anda siz de benimle arayın arkadaşlar. Beraber bulmaya çalışalım. Ben şu anda bir göz gezdiriyorum pandayı bulmak için. Ama nasıl bir şeye benzediği hakkında hiçbirimizin şu anda bir fikri yok. Bulamadım. Şöyle elimle deneyeyim o zaman. Aa, buldum. Buldum, tamam. Elle yaptığınız zaman eleyerek çok kolay oluyor. Burada. Burada C harfini bulun diyor. Zaten direkt gözüme çarptı. Şurada. Find the potato among this hamster. Bu hamsterlara ait olmayan bir tane patates varmış. Şu olabilir mi? Bunun burnundaki olabilir mi diye düşünüyorum. Ama belki şaşırtmacadır. Bakalım. İyice bir bakalım. Ondan başkasını göremedim. Sanırım o herifin burnu. Aa, yanlış yaptım. Tamam, olsun. Bir tane yanlış yapmış olabilirim. Sorun yok. Ya neden hep panda bulmamızı istiyorlar? Stormtroopers'a ait olmayan pandayı bulmamızı istiyor. Bunlar that's it. Buldum. Burada da 4 yapraklı goncayı yavrularla. Burada da 4 yapraklı ya niye söyleyemiyorum ki? Burada da 4 yapraklı goncayı bulmamızı istiyor. Hemen arıyorum böyle, göz gezdiriyorum. Ve eğer arkadaşlar, eğer benden önce bulduysanız veya ben gösterdikten sonra bulduysanız da yorumda bunu söylemeyi unutmayın. Merak ediyorum çünkü benden önce mi buldunuz yoksa benle beraber mi buldunuz diye. Şimdi bunu da mouse'la aramak zorunda kalacağım çünkü gerçekten çok zor, bulamıyorum. Impossible challenge işte budur. Burada %98'likte miyiz? Yoksa %2'de miyiz? Göreceğiz kendimizi. %98'e ait olmadığımızı göstereceğiz. Hadi hep beraber bulacağız bunu. Belki de bulamayacağız. Tamam. Bulamadım ve pes ediyorum. Tıklıyoruz. Üstünden geçmişim ya. Hani ben böyle test yapan birini izlesem o adam üstünden mouse'la geçip görmese ona salak derim. Kesinlikle siz de aranızda bulan varsa böyle diyordur. Ama gerçekten çok fazla var ve kafam karışıyor benim. Find the egg among these bunnies. Hemen bulalım. Bu tavşanlara ait olmayan bir yumurtayı bulmamızı istiyor. Bu kolay olacak. Kulağı olmayan bir şey arıyoruz şu anda. Çok zor. Çok zor. Gerçekten bulamayacağım bunu herhalde. Bunu da bulamayacağım. Yine %98 diye gireceğim. Bunun olmasına izin veremem. Yumurta göster kendini. Ya bulamadım yine ya. Şöyle bakayım. Bu en üstte. Şu olabilir mi?
ya da iyice bakarsak. Ama gözleri var. Gözleri olmayan bir şey de arıyor olabiliriz. Ya bulamadım. Basacağım. Bu ne saçmalık? Bunu ben nereden göreyim? Bu çok saçmaydı. Bu çok zordu. Bunun bir başkasının kulağı sandım. Ben bunu fark ettim de. Aynı şey şurada da var yani. Şimdi burada pandayı bulmamızı istiyor bu. Kardan adamların arasında saklanmış bulduk. Şurada. Bak bunlar kolay oluyor. Panda dediği gibi buluyoruz. Burada tavşan varmış kedilerin arasında. Hemen onu bulacağız. Bu da kolay olabilir çünkü kulakları sivri olmayan bir şey arıyoruz. Kulakları sivri olmayacak. Yani tavşan gibi olacak kulakları. Bulamayacağız. Basıyoruz. Çok kolaymış ya oğlum, çok kolaymış ya. Bu insanların arasında panda varmış. Ne alaka anasını satayım ya. Pandayı bulacağız şimdi. Şimdi bunların arasında yani bulmamızın imkanı yok gibi bir şey bu pandayı. Bu panda olabilir mi acaba? Şu anda size de zoomladım bunu, bu panda mı diye merak ediyoruz ve tıklayacağız. Evet. Bak gözüm o kadar küçük şeyi görüyor, buradaki tavşanı görmüyor. Aa, test bitmiş. Tamam, şimdi bir tane daha testimiz var. Burada da hayvanları bulacağız doğada saklanmış arkadaşlar. Bunun olasılığını sitenin sahibi yazmamış. Biz şimdi kendimiz bulmaya çalışacağız. İlk fotoğrafta zürafa varmış, onu bulmaya çalışacağız. Kendini direkt belli ediyor zaten. Şurada bir tane zürafa var, görüyor musunuz? Suratı, vücudu işte. Direkt kendini belli ediyor bu. Şimdi burada bir tane kurt varmış. Arayalım. Aha buldum. Bunlar kolay. Bu kolay, tamam, bu kolaydı. Willow Pattermigan. Willow bildiğim kadarıyla işte kuş. Güvercin mi yoksa bilmiyorum. Keyman. Keyman ne lan? Durun, Google'a hemen bir keyman yazalım. Sanırım keyman dediği bu değişik bir timsah türü. Hemen onu bulalım burada. Keyman. Şu işte. Evet, yaprakların altına saklanmış bir keymanımız var burada. Great Hornet Owl. Great, süper kornalı baykuş. Neyse bakalım burada nerede baykuş var. Nerede baykuş var. Ananı satayım. Oo! Oğlum küçük bir şey arıyordum ben. Bu ne? Baykuşun büyüklüğüne bakın. Ben küçücük bir şey arıyordum burada. Amerikan Pika. Burada. Pika. Pokemon'daki Pikachu'nun esinlendiği şey bu. Canlı Pika, çok kolaydı bu. Blue Crowned Parrot. Şu dal olabilir. Dal da olabilir, şey de olabilir, bilmiyorum. Bakalım bir. İyice bir bakalım. Aa işte. İşte burada buldum. Bulduk papağanımızı. Hornet Adder. Bu ne lan? Bu ne? Oğlum bu nasıl bir yılan? Oha! Nerede? İşte şu, şurada. Gözleri oğlum çok korkunç lan. Leopar. Leopar ağacın üstünde mi? İşte yaprakların arasında leoparı da bulduk. Grey Falcon. Falconumuzu bulacağız burada. Hem de 3 tane var anasını satayım. 3 tane mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Bir dakika. Evet, 3 tane var. Anne baba bir de yavru var. Evet, doğru görmüşüm. California Ground Squirrel. Burada, çok kolaydı bu da. Bu ne lan? Geyik diyor sanırım, geyik diyor. Bir dakika, ben yaklaşacağım, bir saniye. Buldum. Suratı burada oğlum, korktum lan. Şöyle boynuzları var. Çok güzel kamufle olmuş ama ha. Vay. Burada impalayı bulacağız. Oo, bu da çok iyi kamufle olmuş. Bak direkt gözüme çarptı ama. Boynuzları gibi duruyor hatta, şu suratı da burada. Çita, aha. Çita adını söylemeden gözüme çarpıyor. Suçluluğumuz şu olabilir mi? Bu mu? Suçluluğu buna ve bu yani. Şurada canlıya benzettiğim bir tek bu var. Ben başka görmedim. Siz gördüyseniz burada yoruma yazmayı unutmayın. Ha, bu dünyanın en kolayıydı bu. İşte burada. Chayote işte burada. Çok güzelim be. Oğlum bu ne? Bu niye buraya çıkmış da? Çok kolaydı bu da. Blue Darkness. Şu mu? Evet. Evet bu. O test de bitti arkadaşlar. Şimdi de burada bir tane daha test buldum. 15 tane kamufle olmuş bir tane. Baykuşu bulacağız. Sadece 2 tanesini yapıp kapatacağım. Çok merak ettim testi. Buradakini bulamayacağım. Aa buldum. Oha be. Oğlum çok iyi bu. Oha. Bu kolaydı ama bu ne oğlum? Bu çok iyi be. Allah Allah. Bu da çok kolaydı. Bu da kolay. Bu da kolay. İşte burada. Challenge diyorsun.
Buradasın bebeğim, gördüm. Şuradasın. Harry Potter'ın baykuşu. Buradasın. 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 Tamam, 15 tane. Bir iki tanesini yapacağım sandım. Çünkü çok zor olacağını düşünüyordum ama şu çok iyiydi ya. Bu çok iyiydi ya. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve videoyu beğenmediyseniz de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün attığım videoyu henüz izlemediyseniz ise sağdaki videoya tıklayın. Ve sizin için en iyi video olarak seçtiğim videoyu izlemek için de soldaki videoya tıklayın. Ve eğer henüz kanala abone olmadıysanız da ortaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.